Merhaba, Ev İş İliş kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalorifer peteklerimi nasıl temizlediğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu eve taşındığımdan beri ben bu petekleri hiç temizlemedim. Yani aslında taşınalı bir ay oldu. Yeni taşındığım bir ev. Ancak kalorifer peteklerine şimdi sıra geldi. Hadi dedim kaloriferler yanmadan önce bunların da temizliğini bitireyim. İlk önce yapmanız gereken bir şey var bunu temizlemeden önce. Şuraları şu şekilde çıkartıyoruz. Eğer kendiniz çıkartamıyorsanız eşinizden yardım da alabilirsiniz. Çünkü çıkarması biraz zor. Şu anda benim onu öyle çıkarttığıma bakmayın. Ben de ilk önce eşimden yardım aldım. Daha sonra da bunu çıkartıyorsunuz bu şekilde. Şöyle. Şimdi kalorifer peteklerin içini gördüğünüz gibi şuraları toz dolu, her yeri tozlu. Bu da ne oluyor? Kaloriferler yanınca sıcak hava ile birlikte bu tozların hepsi bizim ağzımızdan, burnumuzdan içeriye giriyor. En kötüsü de çocuğumuzun sağlığı açısından gerçekten çok zararlı. Şimdi ne yapıyorum ben? Önce şu kaktüslerimi buradan kaldırayım. Bunu da alalım. Bir tane takipçim Sultan Erhan'ım demiş ki ben buhar makinesi aldım ve buhar makinesiyle temizliyorum demiş. Biliyorsunuz ben sizin söylediğiniz şeyleri gerçekten çok dikkate alıyorum. O yüzden benim de buhar makinem vardı. Buhar makinesiyle temizleyeyim. Diğer bir takipçim de iki aşk annesi Melisa Hanım da abla ben de kaynar su döküyorum ya da fön makinesiyle temizleyenler falan da duymuştum dedi. Onun dediği gibi de yapmaya çalışacağım. Şimdi önce size bu şekilde onların şeylerini de vereyim dedim. Şimdi buhar makinesini ilk önce bir tutalım bakalım. İlk önce bir yumuşatsın. Şöyle havluyu yastığına doğru getirelim. Şöyle buhar makinesiyle kaloriferimizi gördüğünüz gibi buhar makinesiyle temizlerken buhar makinesi gerçekten çok güzel bütün o kirlerin hepsini kaldırıyor ama aşağıya kadar ulaşamıyor. O yüzden ben de bu şekilde yapıyorum. Bir göstereyim size. Şu elimdeki normal saf su. Suyu iyice sıkıyorum. Altına tabii ki havlu koyuyorum. İlk önce şuradan mesela ben size bir göstereyim. Suyu sıktım. Daha sonra bunu av bayisinden almıştık. Av bayilerinde de bulabilirsiniz. Harbi fırçası deniyor buna. Bunu şu şekilde şu yumuşak yerini şöyle içine gezdiriyorum. Bu alta kadar iniyor. Şekilde. Böyle her birinin tek tek üzerindeki kiri alıyorum bu şekilde içlerini. Temizliyorum ve aşağıya kadar akana dek aşağıya tüm kirler akana dek aynı şekilde sprey ile yapıyorum. Daha sonra su sıktıktan sonra iyice aşağıya kadar. Ondan sonra ben Glint kullanıyorum. Siz eğer bunu temin edemiyorsanız tabii ki normal başka bir kir çöz ya da herhangi bir genel temizlik için olanlardan da olabilir. Kullanabilirsiniz. Bu şekilde elinize bez alıp mesela onunla temizliyorum. Ama bütün içini bu şekilde mesela her yerin içini akıttıktan sonra bu defa buralarını temizlemeye başlıyorum.
Mesela buradan çok sular akıyor biliyorsunuz, böyle damlıyor falan bilmem ne kışın. Peteklerimiz yandığı zaman hemen ben buraya böyle sıkıyorum. Önce bir aksın. Şu şekilde. Bakın burası mesela çok kirli, aşırı kirli. Buraya da sıkalım. Ben şimdi bu koltuğumu çekeceğim buradan. Daha sonra benim meşhur diş fırçalarım tabii ki. Fırçalayıp saf suyla sıkıp hemen akıttırıyorum. Mutlaka altında havlu olsun, suyu çekebilecek. Hemen bezin yardımıyla da temizliyorum. Peteklerin buralarını nasıl temizliyorum diye sorarsanız da yine aynı şekilde deterjanı sıkıyorum. Bu benim elimdeki temizlik için satılan eldivenlerden Tupper'ın. Bu zaten çok güzel temizliyor. Böyle hemen üzerinden. Ya bunu zaten devamlı yaptığınız zaman, böyle 2-3 ayda bir yaptığınız zaman öyle büyük bir zorlanmaya falan gerek kalmayacak. Şimdi ben bu eve yeni taşındım. Bu petekler hiç temizlenmedi. Ben o yüzden size gösteriyorum. Zaten gördüğünüz gibi yarısını temizliyorum, yarısını temizlemiyorum. Onu birazdan bitireceğim. Şimdi videoyu çok uzatmamak maksadıyla, size bildiklerimi gösterebilmek maksadıyla hemen yarısını bakın hemen arkasından duru suyla duruluyorum. Yani tabii siz isterseniz bunu şeyle de yapabilirsiniz. Şurada benim bir bezim daha vardı, onu alacağım. Bu da gene temizlik için. Mesela ıslattığınız bir bezle de silebilirsiniz hemen. Bakın bu şekilde parlatıyorum. Dediğim gibi istediğiniz temizlik deterjanını kullanabilirsiniz. Hem iç tarafına hem dış tarafına. Kaloriferler dediğim gibi çok fazla toz topluyorlar ve sıcak hava ile birlikte ciğerlerimize kadar gidiyorlar. Bu şekilde de kupkuru olduğu zaman şimdi ben bu peteğimi tamamen temizleyeceğim. Ha, size bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın, temizlenen yerle temizlenmeyen yer arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Gerçekten temizlenen yere bir bakın. Buralar hepsinin içine ben su sıktım. Bir de temizlenmeyen yere bakın, şu en başa kadar. İşte eğer peteklerimizi temizlemediğimiz zaman bu şekilde çok çok zararlı. Çok zararlı. Ben bu şekilde temizliyorum. Şimdi ben bütün peteğimi temizleyip son halini sizinle paylaşacağım. Nasıl kirlerin attığını görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi kir. Hepsi akıyorlar. Şimdi şu üst kapakları var ya, herhalde görüyorsunuzdur ne kadar kötü olduğunu. Bu benim temizlik
isimleri. Önce şöyle dışından sıkalım. İçi de sanıyorum küf yapmış. Hemen yarısına kadar şimdi size göstermek için temizliyorum. Merak etmeyin, glint %100 doğal olduğu için elde hiçbir zararı yok. Şimdi bu paslar tabii çok normal kaloriferde oluşması. Çünkü su falan kaçırdığı zaman zaten peteğin üstünde pas oluşuyor. Onları da çıkartıyorum bu şekilde. Dediğim gibi şimdi videodayken yarısına kadar temizleyip daha sonra tamamını temizleyip sizlere göstereceğim. Buralarda zaten boyaların izleri var, onların da hepsini çıkartacağım. Bu bezde tapırdan almıştım. Çok güzel kuruluyor ve her yere giriyor bakın. Her yeri kuruluyor. Şimdi ben tamamını temizleyeyim, size bitiş finalini göstereyim. Şurada pas lekesini çıkartamadım. Onunla uğraşıyorum. Pas lekesini nasıl çıkartıyorsunuz? Siz bana eğer söylerseniz lütfen yorum bölümünden yazın ki ben de çıkartabileyim. Sizden fikir alayım. Burası kaç kere badana yapılmış bilmiyorum ama hiçbir zaman bu peteklerin yanları badana yapıldıktan sonra temizlenmemiş. Şimdi ben bunu da durulayıp güzel, şimdi çeşmeyle atla durulayacağım onu. Durulayıp yerine takacağım kurulayıp. Evet, ben kalorifer peteklerimin temizliğini işte tam olarak böyle yapıyorum. Sizler de daha değişik şekillerde temizliyorsanız eğer bana yazabilirsiniz. Şimdi kaloriferler yandığı zaman içim çok rahat bir şekilde bu evde ısınacağım. Çünkü aralarında hiçbir şekilde bir tane bile toz bırakmadan hepsini aşağıya kadar su püskürterek ve arkasından da deterjan püskürterek ve aynı zamanda size gösterdiğim o çubuk yardımıyla da temizliğini yaptım. Dışını da bir güzel, ben glint kullanıyorum, siz ne marka kullanıyorsanız hiç fark etmez. Önce deterjanla, sonra duru suyla silip ondan sonra da kuruladım. Şimdi gerçekten tertemiz oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. İyi günler.